Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bir deney için bir kovaya diktiğimiz, saksıya diktiğimiz 5-10 adet arasında arılı salebini gözlemleme altına alacaktım. Bunları bahçemden getirdiğimde, yani kendi bahçemin değil de burada oturduğum evin bahçesinin arka tarafından bir toprak almak istedim buna. Koymak istedim. Yani sıradan bir topraktı sonuçta. Bu toprak alırken şu detayı gördüm. İşte daha önce mısır ekilmiş bahçeye ve azotlu gübre kullanılmış, kimyasal beyaz. Ve onları gözlemledim. Böyle görünüyordu birkaç tane. Erimemişti çünkü. Ben de bunu tekrar bahçeye gidemeyeceğim için, 3 kilometre olduğu için fark etmez dedim. Üzerlerinden bir şey olmayacağını düşünerek biraz aldım. Yani azotlu gübreleri gördüğüm taraflarından almadım. Ama maalesef ki toprağı öyle bir nüfuz etmiş ki diğer taraflarda da varmış. Sonucu hüzünlü oldu. Aslında başka bir deneyimiz olacaktı bu saleplerle. Verim artırma işte nasıl artırabiliriz diye biraz uygulama yapacaktık, takviye, organik gıda. Ama başka bir deney oldu. Üzücü bir deney oldu. Farkında olmayarak başka bir deney oldu. Nasıl oldu? Mesela makalelerde ne yazar? Salep kimyasal azotu sevmiyor. Yani kimyasal gübrelerden uzak tutulmalı diye boşuna denmiyor arkadaşlar. Ve bunu şu an uygulamalı olarak yaşamış oldum. Bilmeyerek yaşamış oldum. Tabii ki bunda bilmeyerek oldu ama sonuçta bize de bir tecrübe oldu. Benim üzüldüğüm taraf şurada 6-7 kök veya 10 kök, bilmiyorum, saymadım. Salep'in ziyan olması yani. Yoksa tabii ki sonuç bizim için daha güzel, bir şey öğrenmiş olduk. Şimdi size kimyasal azotun Salep'i ne yaptığına bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yumrularını çürütmüş tamamen. Benim de dikkatimi çekti. Biraz yapraklarda sararma vardı. Hafiften dokundum. Baktım geliyor. Diğeri de geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Hepsi geldi. Yani ne oldu? Direkt yumruğunu çürütüp sonra gövdeye geçmiş. Hepsinde aynı sıkıntı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela şunda şöyle bir detay var. Yaprağına baktığınızda o kadar da şu harap olmuş ama onlar doğal şeyler. Olabilir. O kadar salep de olabiliyor bu aylarda. Çünkü yeni yaprak, bu yapraklar yıpranıyor ta Kasım'da çıktığı için. Ama yapraklar normal olmasına rağmen yumruğu tamamen çürütmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bunlar öyle dona falan da maruz kalmadı ki, don yaktı falan desek. Gözlentimiz altındaydı zaten, takip ediyorduk. Gördüğünüz gibi kimyasal azotun salebe bıraktığı yıkıcı bir durum. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bunun ben daha önce tecrübesini yaptım ama bu kadarını da görmemiştim. Yani bilmeyerek azotlu toprağa dikmiştim, yine zayiat vermişti ama burada hepsini vermiş çünkü tamamen azotluydu demek ki bu toprak. Dediğim gibi geçen yıl mısır ekilmiş, yani daha 4-5 ay geçmiş toprağın üzerinden ve ben buradan toprak aldım. Büyük de bir hata yaptım ama her hata derler ya, hayırda şerde bir hayır vardır diye. Tabii ki bu hayır değil ama salipler ölmüş. Sonuçta bize bir bilgi vermiş oldu. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, kimyasal gübreleri tamamıyla salepten uzak tutmak lazım. Ve en az, ben öyle yaptım diğer bahçe. Benim şu an salep tarlam da mesela mısır ekiliyordu, patates ekiliyordu. Ve gübre vardı kimyasal ama ben ekmeden bir sene önce kimyasalını kestim. Ve şu an 3. yıl kimyasal yok orada. Ve kimyasal da zaten yaklaştırmam bir daha oraya. Çünkü salep bahçesi olacak. Kimyasal gübre arkadaşlar en az 1 kış, 2 kış geçirmesi lazım. Ki topraktan tamamen akıp gitsin. Bu meyilli arazi ise geçerli. Ama düz bir arazide emin olun 2 yılda yetmeyebilir, 3 yılda yetmeyebilir. Akıp gitmesi için. Benim bu aldığım bahçe mesela düz bir bahçeydi. O yüzden hemen etkisini gördü zaten, gösterdi zaten. Benim diğer meyilli arazimde
bu kadar zayiat vermemişti. Mesela burada %100'ü zayiat olmuş hepsi gitmiş. Benimkinde %30 falan vermişti. Deneme dikim yaptığım yerde. Ve gördüğünüz gibi kimyasal azotun eşittir zararları çok net bir şekilde ortada. Hepsi gitmiş arkadaşlar. Hiç yani hiç bir tane bile yok. Zaten yapraklar da başlamış kararmaya. Bunlar tamamıyla gözetim altındaydı. Öyle yani kış soğuk vuracak bir durumda değiller. Ama toprağı maalesef azotluymuş. Yani kimyasal azotluymuş. Ve sonuçları bunlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü sadece benim bilmem önemli değil, herkes bilsin. Burada 5-6 tane, 10 tane salep kaybederiz. Bilmeyerek kaybederiz, tekrar söylüyorum. Çünkü ben salebe ayrı bir sempatim var. Yetiştirmeyi çok seviyorum. Bir tanesi bile benim için çok önemli. Ama burada 5-6 salep, 10 salep yok olur gider. Ama milyonlarca belki salebi kurtarmış olacağız bu bilgiyle. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar diyorum, kimyasalı toprağımızdan uzak tutalım arkadaşlar. Milliyetlerde falan bu işi yapmak isteyen arkadaşlar, düzlere garanti veremem ama milli biraz akışkan olan bir toprakta salep bahçesini kimyasal kullandıysa bir sene önce falan, kesinlikle arkadaşlar 10 günde 20 günde bir bol suyla yıkasın. Akıtsın yani, tamamen içindeki gübreyi akıtsın ki yani bir yıla da güvenmesin bence. En az 2 yıl akıtsın. Çünkü veya bir şöyle 10-15 tane bir diksin, 2 yıl akıttıktan sonra bir denesin. Salepte zarar olmuyorsa diksin. Yani komple gidip de buraya işte 50 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 10 kilo yüklü miktarda yatırım yapmasın.